kedi köpekten ya da evcil hayvanlardan insana geçiş var mı? Şöyle direkt net olarak önce bir cevap vereyim. Kesinlikle yok. Yok. Kocaman yazalım, altını birkaç kez girelim, çizelim. Evet yani. Evet. Şimdi şu şekilde baksak daha mantıklı olur. Biz nasıl ki vektörsek ya da asansördeki düğme nasıl ki bir vektörse, bulaşmak için bir nesne ise, kedi köpekler de aslında aynı rolü görebilir. Ama bu onların suçu değil ki. Hı hı. Eğer burada bir tehlike varsa onlardan bize bulaşmasından ziyade bizden onlara bulaşabilir. Hı. Yani evden çıkacak, evden atılacak birisi varsa onlar değil biz olmalıyız. Biz onlar için risk faktörüyüz aslına bakarsak. Bak, çok önemli bir noktayı söylüyorsun buna. Çünkü onlar sonuçta evcil hayvan, evde yani dışarıda gezmeyen hayvanlardan kesinlikle bahsediyoruz değil mi? Hastalık aynen yapıyor öyle mu? Yani virüsü alırsa kedi ya da köpek hastalanıyor mu? Şöyle ki hemen onu da açıklık getirelim. Hatta bu şekilde anlatırsak bence daha mantıklı olacak. Şöyle ki dünya üzerinde zaten birkaç tane vaka üzerinde duruluyor biliyorsunuz. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir. İlk olarak Hong Kong'da 2 köpek vardı. Direkt oradan başlayayım önce hatta. 17 yaşında bir Pomeranian ırkı köpek vardı. Sahibi otopsi istemediği için onunla alakalı net bir bilgi yok. İkincisi Alman çobandı. Onda hiçbir klinik bulgu yoktu. 3. vaka Belçika'da bir kedide rastlandı. Ama kedi kliniğe zaten ishal, kusma ve solunum sıkıntısıyla geliyor. Şimdi burada örneklerden alınan ve izole bir şekilde bulunan virüsler belki de sahibinin kontamine olarak ortaya koyduğu gıdalardan kaynaklı da olabilir. Zaten şu anda hala araştırma sürecinde. Yani sahibi herhangi bir şey yemiştir, ortaya bırakmıştır. Kedi gidip onu yemiştir ve yani canlı virüs mü? Yoksa kedideki aktif virüs mü? O şu anda onu hala net değil. Onu daha bilemiyoruz. Evet. Son olarak da zaten bildiğiniz gibi New York'ta Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki bir kaplanda böyle yani belirtilerle birlikte seyrettiği görüldü. Burada sadece şu noktayı virgülü koyup sadece şu noktaya değineyim bence. Köpeklerde bugüne kadar klinik bulgu bile gözükmedi. Evet. Kedilerde ise bazı klinik bulgular gözüktü. Ama aktif olarak hastalanan ve literatüre geçen bir kedi var mıdır diye soruyorsanız kesinlikle yok şu ana kadar. Bir de bu şimdi zaten Şükrü şunu söylemek istiyorum. Şey de söz konusu ne olur değil. Altını çizelim. Şimdi evcil hayvanlardan dışarıda gezmeyen kedi köpeklerimizden bahsediyoruz. Yani bizimle birlikte dışarı çıkanlardan bahsediyoruz. Şimdi gerçekten de eğer biz dışarı çıktığımızda biz kaptıysak biz de onlara geçirebiliriz aslında. Yani evin bir parçası onlar, ailenin bir parçası. Benim biraz önce söylediğim şey oydu. Yani şimdi biz nasıl ki kedilerimizi, köpeklerimize böyle önyargıyla yaklaşan insanlar var yani aramızda. Aslında onların dili olsa söylese belki şey diyebilirler bize. Ya arkadaşım sen dışarı çıkıyorsun ama sen sonra benim için risk teşkil ediyorsun. Lütfen bir süre git otelde falan kal da diyebilirler yani bize. Çünkü bu Dorf'taki kaplanla bakıcısından mı geçti peki virüs? Yani yapılan açıklamalar öyle. Yani şu anda veteriner hekimlik literatürü hiç olmadığı kadar bu konuyla alakalı genel olarak viral enfeksiyonlarla alakalı makaleler çıkıyor. Ben de sıkı takip etmek durumdayım bu süreçte tabii ki. Her gün yeni bir makale, her gün yeni bir hipotez atılıyor ortaya vesaire. Tedavi açısından ya da hastalığın seyri açısından ama şunu net olarak ve tekrar üstüne basarak söylemek isterim. Kesinlikle şu ana kadar dünya üzerinde kedi ve köpekte belirlenmiş COVID-19 vakası yok. Yok. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Evet. Peki bir noktayı soracağım Şükrü. Şöyle şeyler de dolaşıyor. Tabii mesela ki kedi köpek besleyenler bağışıklık sistemi bu virüse karşı daha kuvvetli. Ya da bu virüse de genel olarak bağışıklık sistemi daha kuvvetli. Bunun bilimsel bir şeyi var mı? Şöyle açıklayalım bunu da. İlk cümle hatalı olur. Yani COVID-19'a karşı bir bağışıklık sistemi güçlendirme gibi bir şey yok, kesinlikle söz konusu değil. Ama kedi köpekle yaşayan insanlarda genel itibariyle zaten bağışıklık sistemi çok yüksektir diğer insanlara göre. Neden? Bunun asıl sebebi şudur. Şimdi vücut direncimizi etkileyen ana noktalar var. İşte yediğimiz gıdalar, çevresel faktörler gibi. Bunlardan en önemli paya sahip olan şeylerden bir tanesi de strestir. Ve sizin de hepimizin bildiği gibi evde kedisi ve köpeği olan insanlar işteki ya da sosyal hayattaki bütün stresini eve gelince atarlar ve hayvan bu anlamda, ya kedi ya da köpek, bu anlamda aslında insanın stresini alıp vücut direncini ciddi anlamda yükselmesi için katkıda bulunuyor. Kedilerini, yani özellikle sokağa çıkıp giren kedilerini sokağa salmayacaklar. Bu kadar basit. Aynen. Çok basit bir yöntem yani. İstediği kadar bağırsın. Evet, psikolojik olarak da etkilenecekler ama mecburuz yani. Ama salmıyoruz. Ama, evet, salmayacağız diye ben yani korkuyorum. Onun adına da korkuyorum. Peki köpekler ne yapacaklar? Asıl burada köpek sahiplerine önerilerimiz olsun. Şimdi köpekler kediler gibi değil tabii ki. Çiş kaka ihtiyaçları var. Mecburen biraz daha hareket alanları evde kısıtlı oluyor ister istemez. Onları mecburen dışarı çıkartmak zorunda kalıyoruz. Burada en önemli iki nokta var. Onlara dikkat edelim. Birincisi, hiçbir şekilde dışarıya çıktığı andan itibaren başka hayvanla veya başka insanla muhatap olmaması gerekiyor köpeğin. Tamam. Bu ilk kuralımız. İkincisi ise zaten olası kontamine olabilecek alanlar, özellikle zeminler ya da herkesin dokunduğu yerler, yani sokaklardan bahsediyorum. Maalesef kötü alışkanlık olarak görüyorum ben bunu, yere tükürmeler, işte ağzımızı kapatmadan hapşırmalar gibi hareketler sonrası virüs ortamda aktif olarak kalabilir ve köpek normal yürüdüğü yerde bunu ayaklarının altına alabilir yani. Bunu biz aynı şekilde biz de ayakkabılarımızın altına alıyoruz yani. Evet. Bunda bir fark yok. Bu anlamda kesinlikle eve döndüğünüzde köpeklerinizin ayaklarını ılık bir suyla ve sabunlu bir suyla ya da uygun dezenfektanlarla mutlaka temizleyin, yıkayın yani ve sonrasında da kurulayın. Islak bırakırsanız bu sefer dermatolojik problemlere de sebep olabilir. O işi biraz daha sıkıntıya sokar. O yüzden köpek sahiplerinin bir tık daha bence burada dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani evden birisinin gitmesi gerekiyorsa siz çıkın. Onları dışarı atmayın. Çok hakikaten haklı. Siz çıkın. Çok haklı. Bir de madem bu kadar sert konuşuyoruz, biraz da şunu da söyleyelim. Sokak hayvanları ile ilgili. Şimdi bu dönemde onlardan uzak durmaya çalışanlar da var. Onu da anlamakta zorluk çekiyorum. Gerçekten şimdi sokak hayvanları, bizim sokakta hayvanlarımız var maalesef sevgili izleyenler. Keşke olmasaydı, gönül isterdi ama var bu hayvanlar. Dolayısıyla o canlara da bakmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum.